Cananım selam. 60 günlük geomet kampımızın geldik bugün tamı tamına 54. günün ikinci videosuna ve Analitik geometride doğrunun analtiğini bitiriyoruz. Dördüncü video bu analitik, doğrunun analitiği ile alakalı. Analitik geometrinin de altıncı videosu arkadaşlar. 60 günde geometri kampı video ders kitabımızdan. Bugün bu videoda sayfa 326, 327 ve 328 ile beraber doğrunun analtiği dördü bitireceğiz. 55. gün dönüşümlere geçeceğiz. 56. gün dönüşümleri de bitireceğiz. 57 ve 58 çember analtiği müfredatta 2023 YKS için yok. 58, 59. gün ve 60. günde Efficionado testleriyle analitik geometriyi ve kampımızı bitirmiş tamamlamış oluyoruz. Gerçekten böyle her yönüyle içime sinen bol bol soru çözdüğümüz her şeyi olabildiğince elimizden geldiğince keşfederek ispatlarıyla çıkış noktalarıyla öğrendiğimiz çok güzel bir kamp olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum bu benim yorumum. Yani her kamp benim evladım gibi olduğu için hepsini çok seviyorum ama tabii ki burada sizin düşünceleriniz her şeyden daha önemli diyorum ve derse başlıyorum. Evet 44. soruda kalmıştık. 44. sorudan itibaren devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle yakınlaştım. Doğrular arasında çizilebilecek en büyük çemberin yarıçapını soruyor bize. Bak. En büyük çemberin yarı çapı. Peki. Şimdi burada bir şeye dikkat etmemiz lazım. Zaten soru kendisini gösterecektir. Canlarım bakın. Buradaki eğime baktığınız zaman y'yi yalnız bırakırsanız 4 tane y eşittir 3 tane x artı 12'den her iki tarafı böl 4'e böldüğünüz zaman buranın eğiminin 3 bölü 4 olduğunu göreceksiniz. Burada eksi e, 8 y'yi karşı tarafa attığınız zaman 8 tane y eşittir 6 x eksi 1'den her iki tarafı 8'e böldüğünüzde buradaki eğimin de 6 bölü 8 olduğunu sadeleştirme yaparsanız bunun da 3 bölü 4 olduğunu göreceksiniz. Yani bu eğim de 3 bölü 4 buradaki eğim de 3 bölü 4 arkadaşlar. Yani aynı eşit eğimliler yani birbirlerine paraleller. Dolayısıyla paralel iki doğrunun arasına çizilebilecek en büyük çemberi düşün düşündüğünüz zaman bunun illaki bunlara ne olması gerekir sizce? Teğet olması gerekir değil mi? Çünkü en büyük yarıçaplıyı çiziyoruz. Dolayısıyla bu şekilde teğet olacak. Dolayısıyla bunların arasındaki bu iki doğrunun arasındaki uzaklık aslında bunun neyi olmalı arkadaşlar? Çapı olmalı. Peki bu iki doğru arasındaki uzaklığı nasıl bulacağız? Önce kat sayıları eşit olmalı. Bak bu 3x bu 6x olmaz. 2 ile çarptım 6x yaptı. 2 ile çarptım eksi 8y yaptı. 2 ile çarptım artı 24 yaptı. Eşittir 0. Sonuçta 2 ile genişletebilirim. 0'ı da 2 ile çarptım. 0 yaptı. Buraya baktığım zaman 6 tane x eksi 8 tane y eksi 1 eşittir 0 dedik. Bu da diğer doğrumuzun denklemi. Şimdi bunların arasındaki mesafeyi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Hatırlayın bu doğrular arasındaki mesafe direkt c'lerinin farkı 24 eksi 1 c'ler farkının mutlak değeri bölü kök içerisinde 6'nın karesi artı 8'in karesi 6 8 10'dan buranın zaten direkt 10 olduğunu biliyoruz. Bu çapa eşit yani r r dersem 2 r'ye eşit. Buradan 25 bölü 10 5'e böyle şöyle düşünelim 25 bölü 10 o da 5'e böldüğüm zaman 5 bölü 2 yapar. 5'e böldüm 5 5'e böldüm 2. 5 bölü 2 eşittir 2R ise buradan arkadaşlar her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman R eşittir 5 bölü 4 olarak bulunacaktır. İşte aradığımız en büyük çemberin yarı çapı 5 bölü 4 birim olur. Tamam mı? 45'te devam ediyorum. Diyor ki 45'te bak böyle yeni nesil tarz bir soru. 3 tane öğrenciye 3 eş dikdörtgen biçiminde karton verilmiş ve bu öğrencilere bu kartlara en büyük alanlı şekilleri çizmeleri istenmiştir. Şekillerin uzun kenarları denklemleri bu ve bu kartonların alanı da 18. Bak bunun alanı da 18, bunun alanı da 18, bunun alanı da 18. Bundan kare yapacağım, bundan üçgen yapacağım, bundan yamuk yapacağım. Birinci öğrenci kare yaptı, ikinci öğrenci üçgen, üçüncü öğrenci yamuk çizdi. Buna göre çizilen dörtgenlerin alanlarının en büyük en küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Ee, Tabi çokgen neredeyse daha iyi olur. Buradan üçgen çizeceğiz çünkü. Çizilen şu ikisi dörtgen oluyor da bu üçgen oluyor. Çokgen dese daha güzel olur. Şimdi ne yapacağız? Önce 2 ile genişletelim. 6x 8y 10 eşittir 0. Buradan da 6x eksi 8y artı 20 eşit 0. Şimdi diyor ki uzun kenarlar bak bu kenarı bu denklemi denklenmiş. Bu kenarı da diğer denklem. O zaman bunların arasındaki mesafe bu uzunluğu verecektir. E o zaman hadi bakalım. Bunların arasındaki mesafe nasıl bulunacak arkadaşlar? Y'lerini çıkar birbirinden. 20 eksi 10 yap. Bunun mutlak değeri. Bölü 6'nın karesi artı 8'in karesinin karekökünden 10. Tamam mı? Burası 30, 30 bölü 10'dan 3 yaptı. Yani bu aradaki mesafe 3. E, o zaman burası 6. Burası 3, burası 6, burası 3, burası 6. Tamam mı? Alan 18 olduğu için. Sildim şunları. Şimdi bir kere buradan kare yapacaksam 3'e 3'lük bir yer alırım şöyle. Tam ortadan almak lazım aslında. O da kare gibi olmuyor. Neyse. Burası 3'e 3 olacak. Yani burada alanı 9 birim olan bir kare elde edebilirim. Burada en büyük alanını çiziyorum ya burada en büyük alanda olması için tam ortada seçmeliyim ki yüksek şey tabanı en büyük çıksın. Tam ortada seçtiğim zaman 3'e 3 diye böldüğünü düşünelim. O zaman arkadaşlar e, tabanımız e, ne oluyor? 6. Bu tabana ait yüksekliğimiz de 3 olduğuna göre 6 çarpı 3 18 yarısı da 9. Buradaki üçgenin alanı da 9 yaptı. Bak bunlar birbirlerine eşit çıktı. Şimdi burada bu yamuğa baktığınız zaman aslına bakarsanız burasını şöyle böldüğünüzde yani eşit olarak e, köşegen boyunca böldüğünüzde 6 çarpı 3 bölü 2'den burada, burası 9 gelir. Şimdi ben yamuk çizeceğime göre bu üçgenden bir tık gelirim şöyle. Yani bunu sil bak. Artık bu ne oldu gördün mü? Yamuk oldu. Şurası yamuk oldu. Yani mecburen benim burada bir yamuk oluşturmam için alanı en büyük olmasını bıraktım. En küçük yamuğu bile oluşturmak için 9 birimlik alanı geçmem gerekiyor. Dolayısıyla 3'ün alanı en büyük olmalı. 1 ile 2'nin alanlarının da birbirine eşit olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Böyle TYT'de bu tarz sorular soruyorlar. Değişik bir soru. 46 ile devam ediyorum. Dik koordinat düzleminde iki tane doğru vermiş. Doğrular birbirlerine paraleller. Nereden anladın? Eğimlerinin eşit olmasından. Buna göre M kaç birimdir diye soruyor soru bize. Şimdi arkadaşlar. Ee, M bunların arasındaki mesafe. Mesafe nasıl bulunuyordu? Y'ler farkı 1 eksi eksi 1. Y'ler farkının mutlak değeri şöyle mutlak değeri bölü kök içerisinde x'in katsayısının e, kat karesi artı y'nin katsayısının karesi yani m kare artı n kare. E, bu bana neyi verecektir arkadaşlar? Aradaki mesafe yani m'yi. E şimdi burada Pisagor'dan 9 eşittir m kare artı n kare değil midir? Bir dik üçgen sonuçta. O zaman m kare artı n kare yerine 9 yazarsam kök 9 3 yapar. E burada 2 yaptı yani 2 bölü 3 direkt m sayısına eşit olacak. Tamam mı? K koymuş bu. 47. Hadi bakalım. A, B, C, D, F, düzgün altıgen. B, eşkenar üçgen. E noktaları E noktasının ordinatı 6 kök 3. G'nin apsisi de 6. Şimdi G'nin apsisi 6. Yani şöyle G'nin apsisi indirdim diki 6'ymış. G'nin apsisi 6. Yani şu aradaki mesafe 6 arkadaşlar. G'nin apsisi 6 ise. Tamam. E'nin ordinatı da 6 kök Şimdi E'nin ordinatının 6 kök olması şuradaki dik uzunluğun o 6 kök olmasını gerektirir. Burası 6 kök Bize D ve H noktalarından geçen doğrunun eğimi. D'den ve H'den geçen. Ha. O zaman şurada şöyle bir dik üçgen oluşturalım. Dik üçgenden tanjant bulalım. Eğim bulalım yani. E, sol sola yatık olduğu için negatif olacak tabii ki. Yani bu DB bölü BH'ı arıyoruz biz. DB dik e, ee, BH'da yatay uzunluk. Şimdi 6 kök 3 ise biliyorsunuz ki altıgenin bir iç açısı 120 derece. 30-30-120 üçgeninden dolayı buralar 6-6 olmalı. E, 6 ise arkadaşlar Şuranın da altı olduğunu söyleyebilirim. E, ondan sonra burası 60 derece. Niye? Çünkü GBH eşkenar üçgen diyor. Bir açısı 60, iç açısı. Burası 90, burası 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yaptı. Burası 9. E, 9 birimse burası da 9 birimdir. Niye? Çünkü eşkenar üçgende indirlendik. iki eşit parçaya böler. Aynı zamanda bir ikizkenar üçgen. E, şu dik uzunlukta zaten 6 kök 3 soruyu çözdük. E, ne diyeceğiz? Eğim M ile gösterelim onu. 6 kök 3 bölü dikey bölü yatayı da 9 artı 9'dan 18 ama tabii ki eksi. Niye? Çünkü sola yatık yani x ekseniyle geniş açı yapmış. 6'lar birbiriniz 6 ile 18 sadeleştirirsem eksi kök 3 bölü 3 yapar. Ee, o kadar. Eksi kök 3 bölü 3. Tamam. Ee, yani şu açının da kaç olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Eksi kök 3 bölü 3 eksi 1 bölü kök 3 demek. Yani burası aslında 30 dereceymiş. Burası da 150 dereceymiş. Bak onu da söylemiş olduk. Peki. Geldim 48'e. Dik koordinat düzleminde uç noktaları 0'a e, 0, 0 10'a 0 olan OB doğru parçasının x eksi 2'ye artı 10 eşit 0 doğrusu üzerindeki dik iz uzunluğu kaç birimdir? Ama bu neymiş la? Şimdi şöyle bir tane koordinat ekseni çizelim arkadaşlar. Koordinat ekseninde başlangıç noktasını belirleyelim. 10'a 0'ı belirleyelim. Bu O, bu B, bu B 10'a 0 tamam. Diyor ki şimdi OB doğru parçasının yani şunun OB doğru parçasının bu arkadaşın bu doğru diyor. Şimdi bu doğruyu bir çizelim. X yerine 0 yazarsam 2 eşittir ondan Y 5. Y'yi 5'te kesiyor. Şurası 5. Ee, Y'ye 0 yazarsam X'i eksi 10'da kesiyor. Şurası da şöyle eksi 10 olsun. Eksi 10'a 5 noktasından geçen bir doğrumuz var. O da şöyle bir doğru. Bu doğruya dik iz düşümü diyor. Ee, bunu biraz daha şöyle yatay çizelim ki oradan dik çizebileyim. Şu 5'i biraz daha aşağı alacağım arkadaşlar. 5 şurada olsun. Ee, dik iz düşümünü daha net görürüz. Şöyle bir doğrudan bahsediyoruz değil mi? Yani adam diyor ki e, dik iz düşümü e, derken O ile B'nin dik iz düşümü şöyle alınır arkadaşlar. Onu şöyle siyahla göstereyim. O'nun buradaki yeşil doğruya dik iz düşümünü B'nin dik iz düşümünü alırsın. Sana bu aradaki mesafeyi soruyor. Yani şu sarıyla boyadığım uzunluğun kaç birim olduğunu soruyor. Dik iz düşümü bu demek arkadaşlar. Tabi dik iz düşümü olduğu için burası dik Aynı şekilde burası da dik olmak zorunda. Peki. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir düşünelim bakalım. Şimdi ee, bakın şöyle yapalım. Buradan şuraya bir tane dik indirelim. Şu şuraya bir tane dik indirelim. Burası 90 derece. E, çünkü biz bu mesafeyi arıyoruz ya şu mesafeyi. Bu mesafeyi bulmak daha kolay. Dik olduğu için bunlar paralel oldu. Ben bu eğim açısına alfa dersem bu yeşil doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? Tanjant alfası, eğimi nedir? E, at 2'yi bu tarafa, 2y eşittir x artı 10. Her iki tarafı 2'ye bölersen, y eşittir x bölü 2 artı 10 bölü 2'den 5. E, yani 1 bölü 2 eğimimiz. Bak, burası alfaysa bunlar birbirlerine paralel olduğu için şöyle, burada başka bir paralellik var. Bu alfa ise, burası da alfa olur. Burası 10 birim. Şimdi, tanjant alfanın 1 bölü 2 olduğunu biliyorum, eğimin. O zaman ben karşıya a dersem, komşuya 2A demem gerekir. E burada A 2A A kök 5 üçgeni var. Demek ki 10 sayısı A kök 5'e eşit. 10 A kök 5'e eşitse A da buradan 10 bölü kök 5 yapar. Kök 5 de genişletirsem 10 kök 5 bölü 5 yapar. 10 da 5 sadeleşirse ne yapar arkadaşlar? 2 kök 5. Benim aradığım yerde dikiz düşümü şurası yani 2 A'lık mesafe. O zaman 2 kök 5'i 2 ile çarptığım anda 4 kök 5 benim aradığım mesafe uzunluk olacak. Tamam mı? Gayet güzel bir soru. <laughs> AYT'de çıkabilir. Böyle çıkıyor zaten. Gökyüzünü gözlemleyen Ali, kerpeten Ali, e, teleskobundan gördüğü noktayı a 2 3 olarak kaydetmiştir. Ufuk çizgisi olarak kabul ettiği doğru da budur. E, bulunduğu noktanın ufuk çizgisine, yani bu noktanın bu doğruya uzaklığını soruyor. 2 yerine yazdım 10, e, 3'ü yerine yazdım artı 36, eksi 20. Bunun mutlak değeri tabii ki, mutlak değer. Bölü e, 5'in karesi artı 12'nin karesi. 5, 12, 13, kare, kare kökü 13 yapar. E bunun sonucunu soruyor. 46'dan 20 çıktı 26. E, 26'yı da 13'e bölerseniz uzunluğun 2 birim olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Geldim buraya. Yarı çapı 3 birim olan daire biçimindeki bir karton 2 eş parçaya ayrılarak parçalar aşağıdaki gibi analitik düzleme yerleştiriliyormuş. Tamam. Buna göre yarım dairelerin merkezlerinden geçen doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Şimdi yarı çapı 3'müş bu dairenin. O zaman şöyle yapalım. E, diyelim ki arkadaşlar bakın şöyle dememiz gerekiyor. Bir e, ikisinin merkezinden geçecek. Merkezlerden geçtiği için teğet noktasından geçecek. Şurayı soruyor bana. Şuranın ordinatını soruyor. Şimdi bura merkez mi? Aynı şekilde bura merkez mi? Yarı çapı kaç birim diyordu bakayım. Yarı çapı 3 birim diyordu. O zaman bak dikkat et. Burası 3 birim. 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 Değil mi? Yani yarı çap 3 olduğu için. Tamam. Hatta ve hatta ve hatta ve hatta. Şurası da 3 birim. Yarı çap olduğundan dolayı. Şimdi burası 90 derece. Burası 3 birim. Burası 6 birim. Bak 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 60 burası da. Şurası 60. Burası 60 ise burası 90 olduğu için şurası 30'dur. Şurası 90 çünkü. Bura 90 30 o zaman burası 60'tır. Ee, sonra burası 3 birim ya. Şunu sileyim. Nerenin 3 birim olduğu belli olsun. Şurası 3 birim ya. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı köküçtür. Burası köküç. Ee, olacak. Ee, şu uzunlukta yarı çapı eşit 3'tür. O zaman bu noktanın ordinatı 3 artı kök 3'tür. 3 artı kök 3. Tamam. Peki. 51. Aa, bak şimdi eşitsizlik sistemlerinin çözümleri. Ben bunu aslında 90 günde AYT Matematik kampındaki eşitsizliklerde de anlattım. Bu arkadaşlar 2021'de sanırım TET'de de karşımıza geç gelmiş bir sorudur. Yani burada göreceğiniz AYT geometride TET geometride karşınıza çıkabileceği gibi TET AYT matematikte de karşınıza çıkabilecek bir kazanımdır. Bunu unutmayın yani. TET'de lap diye sordular. Bu böyle bir soru. Şimdi <laughs> Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini gösteriniz diyor. Tarayarak koordinat eksenini de göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Bir koordinat ekseni çiziyorum. Öncelikle y büyüktür x. Y'lerin x'lerden büyük olduğu yer. Hep eşittir gibi alacağım. Y bölü x'i y eşittir x gibi düşün. X büyük eşit 0'ı x eşittir 0 gibi düşün. X artı 2 eş küçük eşit 6'yı da x artı 2 y eşittir 6 denklemi şey e, doğrusu gibi düşün. Buradan 2y eşittir 6 eksi x. Şimdi öncelikle doğru çizelim. Hadi X'e 0 ver, 2'ye 6 ise y e 3, 3'ten geçiyor. Y'ye 0 ver, x 6. 3'e 6'dan geçiyor. Şöyle bir doğrudan bahsediyoruz. Birinci doğrumuz bu. Bunu siyahla gösterelim. Biraz daha şöyle mi çizmem gerekiyor? Tamam. <laughs> Şu şurası ne oluyor? 6 oluyor. Yok. X'e 0 verince burası 3 oluyor, burası 6 oluyor. Peki. Şimdi küçük eşittir dediği için küçük eşittir. Nerenin küçük eşittir olduğu çok önemli. Y'yi yalnız bıraktığınız halde yani Y eşittir. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm x bölü 2 ya doğrumuz bu aslında. Y'nin tarafında küçük eşittir varsa bakın y eşittir mx formatına mx artı n formatına getirdiğinizde burası küçük eşitse doğrunun aşağısı taranacak. Büyük eşitse de yukarısı taranacak. Aşağısı dediğimiz işte aşağısı burası yani. Aşağısı taranacak. Bak sarıyla boyadığım yer bizim o üçüncü eşitsizliğimizin sağlandığı yer. Sarıyla boyadığım yeri taradım. Bu bir. Şimdi devam ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer küçük eşit varsa doğruyu çizeceksiniz. Eğer burası küçük eşit değil küçüktür olsaydı doğruyu böyle çizerdim. Yani üstündeki noktalar dahil değil anlamına gelir. Küçük eşit. Küçüktür ya da büyüktür olursa. Eşittir olduğu zaman dahil anlamına geliyor üstündeki noktalar. O zaman kesiksiz çizgiyle düz çizgiyle çiziyorsunuz. X büyük eşittir sıfır ne demek arkadaşlar? X'lerin sıfırdan büyük olduğu yerler demek. X'lerin sıfırdan büyük olduğu yerler ne demek? Yani pozitif X'ler ne demek? Y ekseninin sağ tarafı. Değil mi? Y ekseninin sağ tarafını komple tarıyorum. X'lerin ne olduğu yer? X'lerin sıfırdan büyük olduğu yer. Ya da sıfıra eşit olduğu yer. O yüzden X ekseninin üstündeki noktaları da aldım. Şey Y ekseninin üstündeki noktaları da aldım. Bu da tamam. Şimdi Y büyüktür X. Şimdi Y eşittir X doğrusunu kesikli çiziyorum. Çünkü büyük eşit demiyor. Y büyüktür dediğine göre Üstü tarayacağım. Üstü taradığım zaman da bunu da hangi renkte göstereyim? Bunu da mavi ile göstereyim. Bunun da üstünü tarayacağım şöyle. Onu da kırmızı ile göstereyim de şey belli olsun. Üçünü aynı anda taradığımız yer belli olsun. Bunu da şöyle gösterdiğim zaman arkadaşlar bakın üçünün aynı anda tarandığı bölge ahanda şu aradaki bölgedir. Yani eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi burası işte. Çeke. Tamam mı? Bu kadar yani bunu soruyor aslında soru bize. Doğrularını sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Hemen koordinat ekseni çiziyorum bir tane, koordinat ekseni şöyle büyükçe bir koordinat ekseni çizelim. Ee, öncelikle y küçük eşittir 2. Şimdi bak, bunları hep eşit olarak düşün dedim önce. Y eşittir 2. Ee, y yalnız bırakarak yaz. Y eşittir 4 eksi x. X eşittir 0 y eşittir 0. Bunları x eşittir 0, y eşittir 0 yazmaya gerek yok. Bunlar çok basit zaten. x'in 0'dan büyük olduğu yerler bura. y'nin 0'dan büyük olduğu yerlerde x ekseninin üstü. Yukarı taraf. Şimdi öncelikle y eşittir 2 doğrusu ama küçük eşittir diyor. Bak y eşittir 2 doğrusu normalde burası. Küçük eşit dediğine göre bunun aşağı tarafını alacağız. Küçük eşit dediği zaman altı taranıyor. Yani şurayı alacağız arkadaşlar. Şöyle çok da büyük çizince şeyi yapması taraması uzun sürüyor. Eee ...şöyle oldu mu? Tamam. Şimdi bu tamam. Burası y eşittir 2 doğrusuydu. Şimdi x'e 0 verdiğim zaman y'yi 4'te kesiyor. Burası 2, y'yi 4'te kesiyor. y'ye 0 verdiğim zaman da x'i 4'te kesiyor. 4'e 4'ten geçen bir tane doğrumuz var. Onu da şöyle neyle gösterelim? Maviyle gösterelim şöyle. Şöyle bir doğrumuz var. Bu doğruda da y küçük eşittir 4 eksi x aslında. Yani bunun altını tarayacağız. Bu doğrunun altını tarıyorum. Bu doğrunun altını tararsam şurası oluyor. Tamam bu da güzel. Şimdi x büyük eşittir 0 diyor. x büyük eşittir 0 demek e, ne demek? Sağ taraf demek. Sağ tarafı taradım burası. Sonra y büyük eşittir 0 demek. Y büyük eşittir 0 demek de x ekseninin üstü. O zaman da şurayı tarayacağım şöyle. Bunların hepsinin kesişimi şurasıdır arkadaşlar. Bakın göstereyim size. Şurasıdır. Şu yamuktur, değil mi? Hepsinin kesiştiği yer. Şuradaki yamuktur. Yani bu yamuğun alanını soruyor aslında bize. Nasıl buluruz yamuğun alanını? Şimdi şurası zaten 2, yüksekliği 2 yani yamuğun. Alt tabanının 4 olduğunu görüyorum. Üst tabanına bakalım. Şimdi üst tabanı şu. Üst tabanı için şu uzunluğu bulmam lazım arkadaşlar. Şuradaki mesafeyi bulmam lazım, değil mi? Şimdi burası 45 derece. O zaman burası da 45 derece. O zaman burası da 45 derece e, ee, 4 ile 2 arası 2 ise o zaman burasının da 2 olması lazım. Tamam bulduk. Burası imiş. Alt taban artı üst taban 6. Çarpı yükseklik 2 bölü 2 dediğim zaman ikiler birbirini götürürse alanımız 6 birim kare olarak hesaplanmış oluyor. Tamam mı? Geldim buraya. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi de hangi harf bulunur diye soruyor. Soru atlamadım değil mi? 52 tamam 51 52 53 tamam. Çözüm kümesinde hangi artık bulunur? Şimdi bakalım öncelikle. Öncelikle eksi -2x 2x'i bu tarafa attığım zaman y küçük eşittir 2x. Yani y eşittir 2x'in aşağısını tara diyor. Y eşittir 2x'in aşağısını tararsam şuralar olacak. Şöyle. Yani aslında şeyler elendi. A, B, L, D, K gitti. Yani bu 5 tane noktadan bir tanesi. Şimdi şunu yalnız bırakalım. Y küçük eşittir 4 eksi x. 4 eksi x'in aşağı tarafını tarayacaksın. Yani bunun altını tarayacaksın. Bunun altını tararsan şurası olur. Altı bunun burası. F değerlendi. E, M, G. Bunlardan bir tanesi olacak. Bir de x çarpı y küçük eşit 0 diyor. Şimdi bu ne demek? Ee, ya bu artı bu eksi. Ya bu eksi ya bu artı ya da herhangi bir tanesi sıfır demek. Herhangi bir tanesinin sıfır olduğu yeri almayacağım. Çünkü hepsi sıfıra sıfırdan geçmiyor. O zaman ya artı eksi ya eksi artı alacağım. Yani x'in eksi y'nin artı olduğu yerler. Şeyi düşünün. Bakın burada ikisi de artı. Burada x'lerimiz eksi y'lerimiz artı. Burada x'lerimiz eksi y'lerimiz eksi. Burada da x'lerimiz artı y'lerimiz eksi. Artı eksi ve eksi artı olduğu yerler İkinci bölge ve dördüncü bölge. Zaten ikinci bölge gitti. Dördüncü bölgeden birini alacağız. Dördüncü bölgede F ile G var ama F zaten elenmişti. O yüzden sadece geriye G kaldı. Yani G noktasından geçiyormuş. G noktası bulunuyormuş çözüm kümesinde tamam mı? 54 ile devam ediyorum. Eşitsizliğinin çözüm kümesini çiziniz diyor. Bu gayet kolay. Bakın şöyle yapacağız. Bir sayının mutlak değeri bir sayıdan küçükse o sayı o küçük olduğu sayının artılısı ile eksilisi arasına sıkışıyordu. Bu mutlak değer kuralıydı. Mutlak değer x küçük eşittir a ise x'in eksi a ile a arasında olduğunu söyleyebiliyorduk. Böyle bir şey var. Şimdi uçlara bakalım. Eksi 2 eşittir x artı y'yi ve x artı y eşittir 2 doğrularını çizelim. Y e, yalnız kalırsa y eşittir eksi 2 eksi x. Buradan da y eşittir 2 eksi x. Bu doğruları bir çizelim bakalım. Şimdi bunlar ee, bunlar paralel doğrular. Bak ikisinin de eğimi eksi 1. Bir tanesi x'e 0 verince y'ye eksi 2'de y'ye 0 verince de e, x'i eksi 2 kesiyor. Eksi 2, eksi 2. Yani şöyle bir doğru. Diğeri de x'e 0 verince y'ye 2'de, y'ye 0 verince x'i İki de kesiyor. Yani o da şöyle bir doğru. Yani doğrularımız bunlar arkadaşlar. Şimdi bir tanesinde bu şey olsun. Bu y eşittir eksi 2 eksi x olsun. Bu da y eşittir 2 eksi x'miş. Şimdi burada y büyük eşittir. Şöyle büyük eşittir. Yani bunun üstü taranacak. Bunun üstünü tararsak şöyle olur. Alttakinin üstünü tarayacağız. Diğerinde de küçük eşit var. Yani şurası küçük eşit. O zaman bunun da altını tarayacağız. Bunun da şöyle altını tararsak bu da böyle olur. Gördüğünüz gibi yeşille olan bölgeyi gördünüz mü? İşte bu aradığımız bölge. Bu bölge, şu aradığımız bölge, bunların çözüm kümesidir. Anlaştık mı? Aralarındaki kalan yer. 55'te devam ediyorum. Taralı bölgeyi sağlayan eşitsizlik sistemini bulunuz diyor. Burada sistemi bize yazdıracaksa doğru denklemini yazmamız lazım önce şuranın. Nasıl yazacağız? Eğimi e, 2 bölü 3. Yani y eşittir 2x bölü 3. Artı x'e 0 verince y'yi 2'de kesiyor. Artı 2. Şimdi bunu eşitsizlik sistemlerinde böyle değil de kapalı yazar. 3 ile genişletiyorum. 3y. 3 ile genişletiyorum. 2x. 3 ile genişletiyorum. 6. Bunu da karşı tarafa atar. 3y eksi 2x eksi 6. Şimdi bu doğrunun aşağı tarafı taranmış değil mi? Aşağı tarafı taranmışsa eğer yapacağım hareket şu bak. Bu doğrunun altı taranmış. 6. 6 tarandığı zaman ne yapıyorduk? Y'yi küçük eşit yapıyorduk. Y'yi küçük eşit yapıyorduk. Ama dikkat ederseniz bakın şurayı küçük eşit yapmamız lazım. Biz bunları bu tarafa attık. Yani burayı küçük eşit sıfır yaptık. Ama bak sorunun cevabına bakarsan büyük eşit. Çünkü bu adam 3Y'yi bu tarafa atmış. Bak eksi 3Y artı 2X yapmış. Ben de 3Y eksi 2X. Eğer ben bunu eksiyle çarparsam eksi 3Y artı 2X artı 6 Büyük eşit sıfır. Ha çarpmak zorunda mıyım? Hayır, değilim. Hani soruya uygun, cevaba uygun hale gelsin diye doğru olduğunu benim şu yaptığımın da doğru olduğunu göstermek için yazdım. Yoksa bu ikisi de aynı şeyler. Ha x ile çarpıp küçük eşit yazmışsın. Ha çarpmayı büyük eşit yazmışsın. Ama bu yetmez. Çünkü şu boşluğu çıkarmış. Bu boşluk ne ki? Bu boşluk arkadaşlar x'in de y'nin de pozitif olduğu yerler. Hayır. X'in pozit, e, Y'nin pozitif, X'in negatif olduğu yerler. Yani e, çarpımlarının negatif olduğu yerleri çıkarıp çarpımlarının ne olduğu yer almış arkadaşlar. Çarpımlarının pozitif olduğu ya da bu nokta da dahil olduğu için yoksa boş bırakırdı sıfır olduğu yerleri almış. Yani X çarpı Y büyük eşit sıfır almış. İşte bu ikisi şu iki tane eşitsizlik bize bu taralı bölgeyi sağlıyor demektir. Anlaştık mı? 55'i de hallettik geldik 56'ya eşitsizlikleriyle sınırlı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor hemen e, koordinat eksenini çizelim arkadaşlar öncelikle x'e 0 verdim y'yi 6'da kesti y'ye 0 verdim x'i eksi 3'de kesti şöyle bir doğrudan bahsediyoruz bu bir x'e 0 verdim burası yazalım bu arada 6 burası da eksi 3 x'e 0 verdim y'yi 6'da kesti burada kesiyor y'ye 0 verince x'i de 6'da kesti o zaman ikinci doğrumuz da şöyle bir doğru olacak ee, sanki böyle kesişmiyorlarmış burada gibi durdu ama şöyle kesiştiklerini gösterelim. Tamam. Bir de y büyük eşittir 4. Y eşittir 4'ü çizelim. Şurası y eşittir 4 doğrusu olsun. Yani şurası 4. Şimdi e, y küçük eşittir diyor. Yani ilk çizdiğim onu şöyle yeşille göstereyim. Yeşille çizdiğim bu, tamam mı? Kırmızıyla çizdiğim bu, siyahla çizdiğim de bu. Şimdi yeşille çizdiğimde y ye küçük eşit diyor. Yani aşağısını tara diyor. Hemen aşağısını tarıyorum. Bak, aşağısını taradım şöyle aşağıyı. Sonra diğer siyahla çizdiğimin yine küçük eşit. Onun da aşağısını tara diyor. Onun da aşağısını tarıyorum. Bak, onun da aşağısını taradım. Bir de y büyük eşittir 4. Yani bunun da üstünü tara diyor. Büyük eşit çünkü. Onun da üstünü tarıyorum. Bak bunu da üstünü tararsam yeşil bak bak şimdi. Aha da şu bölgeyi görüyor musun? Bu bölgede 3'ü de taranmış oldu. Yani aslında bize sorulan alan aha buradaki üçgenin alanı arkadaşlar. Şu üçgenin alanı soruyor bize. Nasıl bulabiliriz? Bir kere 6 4'ten yüksekliği 2. Tabanına bakalım. Şimdi şuna dikkat edin. Şu, mesafe, e, şu mesafenin 4 olduğunu biliyorum. Şuranın 4 olduğunu biliyorum. Ne yazarsam 4 çıkar siyahta. Yani 6 eksi A'nın 4 olmasını istiyorum. A buradan kaç yapar? 2. Yani şurası 2'ymiş. O zaman bu mesafe 2'dir. Şuraya bakalım şimdi. Buraya da B diyelim. Ne yazarsam 4 çıkar. Ne yazarsam 4 çıkar. 2 yazınca 4 çıkıyordu. O zaman e, şuraya B dersem... B'yi yerine yazdığım zaman... Şu B'yi yerine yazdığım zaman... Nerede yerine yazacağım? Ha bu sefer yeşilde yerine yazacağım bak. Yeşilde yerine yazınca 4 çıkacak. Yeşilde B yazıyorum. Ee, 2B artı 6. 2B artı 6. 4 çıkmalı. Buradan 2B eksi 2 çıkmalı. B eksi 1 çıkmalı. Ya yani burada eksi 1 olacak. O zaman burada 1 bir birimdir. Demek ki tabanımız 3 birim. Yüksekliğimiz 2. 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 birim karelik bir alana sahipmiş diyeceğiz. Tamam mı? 57 ile devam ediyorum. Bu sorularda bak problem sorularında rutin olmayanlarda problem tipi sorularda da karşımıza çıkar. Analitik geometride de karşımıza çıkar. TYT'de de çıkar. AYT'de de çıkar. Analitik düzlemdeki grafik kilogram olarak satılan bir ürünün alış ve satış grafiğidir. 300 TL kar elde edilebilmesi için kaç kilogram ürün satılmalıdır? Şimdi alışım ve satışın denklemini oluşturmaya çalışalım. i̇kisi de orijinden geçiyor. Bak bura al, şurası 4 birim. Şurası 6 birim. Eğim 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3. O zaman bu y eşittir 2x bölü 3. Buraya baktığım zaman şu uzunluk 8 bu uzunluk 6. O zaman bu da y eşittir 8x bölü 6. Yani sadeleştirirsem 4x bölü 3. Kar demek satıştan yani 4x bölü 3'ten alışı yani 2x bölü 3'ü çıkarttığımızda çıkan değerdir. Bunun 300 olmasını istiyor. 300 TL kar elde etmek istiyor. O zaman 4'ten 2 çıktı. 2x bölü 3 eşittir 300 yaptı. Bunlar sadeleşti. 150 bir de 3 ile çarparsam 450 kilogram ürün alınması gerekiyormuş yeteri kadar kar elde edebilmek için canlarım Okey 58 dolu bir havuzun dibindeki musluk tarafından boşaltılmasının zamana göre değişimi e, verilmiştir buna göre musluk açıldıktan kaç dakika sonra havuzda 21 metreküp su kalır hemen aç e, azalış denklemini yazalım ne diyeceğiz arkadaşlar eğimi 60 bölü 20 yani 6 bölü 2 yani 3 ama eksi 3x ile başlayacak. Niye? Çünkü sola yatık olduğu için x80 ile geniş açı yaptığı için eğimi negatif. Artı x yerine 0 yazınca y'si 60 çıktığına göre eksi 3x artı 60 olacak. Şimdi kaç bu kalan suyu veriyor ya o zaman bunu 21'e eşit dediğiniz zaman eksi 3 tane x eşittir e, x'ler dakika ya kaç dakikada 21 olduğunu bulmaya çalışıyorum eksi 39 yaptı 13 dakika sonra 21 metreküp su kalacakmış. Tamam mı? Bakın şu fidan soruları da, boy, boy bitki boyları soruları, ağaç soruları da fazlaca karşımıza çıkıyor. 1 ve 2 numaralı bitkilerin boylarının zamana göre artışları verilmiştir. 5 yıl sonra boyları farkını soruyor. Şimdi hemen denklemlerini yazmaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle çektim. Tamam mı? Eğim hesaplayacağım ya. 90, bura 1 birim. Bak, 1'in eğimini hesaplıyorum. Yatayı 1, dikeyi 2 görüyor musun? 3-1'den. Burası 2. Yani bu y eşittir. 2x ile başlayacak. 2x Y eksenini 1'de kestiğine göre 2x artı 1. Buna baktığın zaman y eşittir. Ee, onun eğimini de şöyle hesaplayacağım sanırım. Şuradan çekeceğim. Yata yine 1 gördüğünüz gibi. Bu sefer dikey de 1. Burası da 1. 1 bölü 1'den eğimi 1. E bu sağ yatık olduğu için bu da x ile başlayacak. Y eksenini 2'de kestiğine göre bu da x artı 2. Şimdi 5 yıl sonraki boyları farkı diyor ya. Zaten e, x yerine burada 5 yazdığınız zaman 11 bir, birincinin 5 yıl sonraki boyu. 5 yazdığınız zaman 7 de ikincinin 5 yıl sonraki boyu. Bunları çıkarttığınız zaman zaten cevap direkt ne gelecek? 4 gelecek. E, yani cevabımız 4. Tamam. Geldim buraya. Başlangıçta sıcaklığı t eşittir 0 için 10 olan cisim ısıtılırken sıcaklığın zaman göre değişim veren grafik yaymıştır. T eşittir 4 tek bu cismin sıcaklığını soruyor. Arkadaşlar şimdi öncelikle denklem yazalım. Y eşittir. Bakın eğim hesaplayacağım. Şöyle çektim. Dikkat edin. Dikey uzunluk 80 değil. 70. Çünkü 80 eksi 10. Yatay uzunluk 8. Yani 70 x bölü 8 ile başlayacak. Artı y eksenini 10'da kestiği için artı 10 olacak. Burada x yerine 4 yazdığın zaman. Çünkü zaman x'ler. T eşittir 4. X eşittir 4. Yani x'ler zaman. 4'ü yerine yazarsam çıkan sonucu soruyor. 70'i 4 ile çarpıp 8 e böleceğim. Artı 10. Bunlar sadeleşti. 2. 35 artı 10'dan cevabımız 45 olarak bulunmuş olacak. Peki. Ben biraz önce şurayı çektim. <laughs> Arkadaşlar. Ya yani şu ikinci iki soruyu çektim ama video orada durmuş nedense. Bu iki soruyu bir daha anlattım. Az, az, da siz bir kere anlattığımı zannediyorsunuz ama iki kere anlattım aslında. Birincisi güme gitti. O yüzden yıldız atmıştım. 57. soruyu yıldız atacağız. Yıldız diyeceğiz. 52, 50, 48, 45 ve 47. Bunları kendi başınıza yapacak kadar bunun üstünde zaman harcamanızı istiyorum. 54. günü de bitirdik. Analitik geometri kısmı bitti konu kısmı ama aslında bitmedi. Yani normalde analitik geometri bitmiş oluyor bu e, 54.'ünün ikinci videosuyla beraber konu kısmı tabii ki. Ama ben dönüşümleri de analitik geometrinin altında aldım. Çünkü bakın gelin. Mesela bundan sonraki yapacağımız öteleme dönüşümüyle başlayacağız. Arkadaşlar x ekseni boyunca, y ekseni boyunca, bakın koordinat ekseni, koordinat ekseni kitabınızdan bakabilirsiniz. Yani burası da bir analitik geometri aslında. Baktığınız zaman hep koordinat ekseninde bak bir doğru denklemi vermiş. 4 birim sağ ötele falan diyor. Yani aslında analitik geometri devam ediyor. Dönüşüm nerede analitik geometri ünitesinin içindedir arkadaşlar. O yüzden biz bundan sonra 4 video daha dönüşümler yani analitik geometrinin devamını yapacağız. Sonra da efishnaldo testi ile geometri kampımızı noktalayacağız. Ama sizden isteğim şu, dönüşümler dışındaki analitik geometriyi şöyle kitaplarınızdan güzelce bir temizleyin. Efishnaldo testinde harika sorular çözeceğim. Biraz böyle e, analtin yeni nesil soruları çok absürt olabiliyor çünkü çok yeni nesil sorulamıyor. Yani yazar orada yeni nesil soru sormak için bazen biz ekipte analitik geometri yeni nesil falan yazıyoruz. Bir bakıyoruz abi diyoruz. Yani bu olmadı ya. <laughs> çünkü hani e, ya koordinat eksenine gündelik hayatı uyarlamak zor bir şey arkadaşlar. ÖSYM'de baktığınız zaman zaten çok fazla yeni nesil sormuyor analitik geometriden. Lap diye direkt sormak istediğini normal matematiksel olarak soruyor. Bakabilirsiniz. 2022 AYT 21'e 20'ye bakabilirsiniz. Dolayısıyla Yeni nesil değil ama böyle görmesi, e, akıl etmesi, çizmesi, nasıl olacak, uzaklığı nasıl hesaplayacağım biraz üzerinde kafa yoracağımız soru tiplerini Efficinado testinde çok 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 arttırdım. Ama ben şöyle bir hangi soru bankasını takip ediyorsanız güzel bir temizlik yapmanızı istiyorum. Zaten Efficinado testinin sonunda o kitabı size tamamen bitirteceğim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 55. günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.